Bel ağrısı insanların %80-90'ının hayatın herhangi bir döneminde yaşadığı bir şikayet. Her bel ağrısı bel fıtığı değil. Ancak bel fıtığı da bel ağrılarında azımsanmayacak derecede sık görülüyor. Bel fıtığında önemli konulardan biri bu bel fıtığı ameliyat edilmeli mi yoksa ameliyatsız yöntemlerle iyileştirilir mi? Bizim günlük pratiğimizin önemli bir kısmında ara vakalar özellikle karar vermek için ciddi tecrübe gerektirir. Eğer hastada kas gücü kaybı, his kaybı yok ise, idrar dışkı tutma sorunu yoksa büyük oranda bunu ameliyatsız tedavi etmek mümkün oluyor. Bir de tabii uzamış vakalar var arada. Çoğunlukla bize başvuran hastalar işte birkaç doktora gitmiş oluyor, birkaç kere ameliyat denmiş oluyor, bazıları da ameliyatsız tedaviler demiş oluyor. Bu durumda ise hastanın genel durumunu değerlendirmek için bazen EMG'den de faydalanıyoruz. Dolayısıyla hastanın fizik muayenesi esas. Zaman zaman hastalar bize şehir dışından veya yurt dışından CV'sini gönderiyor. Hocam buradan bir şey söyler misin, bir karar verir misin? Ben samimiyetle diyorum ki muayene etmeden söyleyeceğim her şey eksiktir. Her şey yanlış yönlendirebilir. Dolayısıyla esas olan muayenedir. Ağrısı, fiziksel fonksiyonu, görüntülemesi, çok arada bir vakaysa bazen EMG testi ve bunların sonucunda hastaya karar verilir. Eğer kas gücü kaybı, his kaybı, idrar dışkı tutma sorunu gibi bir durum yoksa çoğunlukla ameliyata gerek olmaz. Ameliyatsız tedavilerde birinci öncelikle fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarını düşünmek gerekir. Daha sonra gerekiyor ise nokta atışı enjeksiyonlardan faydalanabiliriz. Bu durumların çoğunda hastanın ağrısını dindirmek ve fonksiyonel hayata döndürülmesini sağlamak mümkün olur.